Herkese merhaba. Nisan ayının ilk haftasındayız ve bu ay gökyüzü gündemimiz oldukça yoğun. Dolayısıyla çok önemli bir ay. Gezegen transitleri yorumuma geçmeden önce özellikle ve önemli belirtmek istiyorum. Her videomun başında genel gezegen transitlerinden bahsediyorum. Çünkü astroloji benim için burç yorumu değildir. Burç bazında astroloji oldukça yetersizdir. Herkes için genel gezegen transitlerinden ve bunların etkilerini detaylı anlattıktan sonra burcunuza ve yükselen burcunuza göre etkilerine de yer veriyorum. Dolayısıyla sadece burcunuzu ve yükselen burcunuzu anlatmıyorum. Transitler hangi evdeyse o ev konularından etki alırsınız. Video ilerleyip genel gezegen transitleri bittikten sonra burcunuza göre kısmını dinleyebilirsiniz. Şimdi transitlere geçelim. 2 Nisan tarihinde Merkür tam retro harekete başladı. Etkisi aslında 15 Mart'tan beri hissedilmeye başlamıştı. Mart ayı videolarımda da bundan bahsetmiştim. Merkür gezegeni doğum haritanızda hangi evde retro hareketteyse o evin konularına çok dikkat edilmelidir. O evin konularında problemler ve gecikmeler görülür. Ayrıca yönetici gezegenleri Merkür olan İkizler ve Başak burçları her Merkür retrosundan olduğu gibi bu retrodan da önemli etki alacak burçlar. Geçmişte yaşanan bazı olayları içselleştirme bu dönemde çok yaşanır. Geçmişe takılıp kalmaktan elinizden geldiğince uzak durun her şeyden önce. İş kurmak ve başlamak, örneğin dükkan açmak için iyi bir dönem değil. Önceden düşündüm, retroda tamamlandı diye düşünmeyin, öyle bir şey yok. Özellikle ilk kez yapılan işlerde. Başlasanız bile kalıcılık oldukça güç. Çok fazla engel ve prosedürle karşılaşabilirsiniz. Yeni ev, yeni araba alınmaz. Özellikle Merkür Koç retrosunda araba almak, geçen ay videolarımda da söylediğim gibi olumlu sonuçlar vermez. En iyi ihtimalle arabanız servisten çıkmaz. Yeni sözleşmeleri de önermiyorum. Çok çok mecbur kalırsanız, olumsuz durumlarda kendinizi koruyacak maddeler içeren bir sözleşme düzenleyin. Aynı konuları tekrar tekrar üzerinden geçin. Önemli evraklarınıza, telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza dikkat edin. Verilerinizi yedekleyin. Özellikle uzun süre çalıştığınız dosyaların mutlaka yedeği olsun. Sosyal medyada gelen mesajlara dikkat edin, hesabınızı kaldırmayın. Elektronik almayın, çok para ödeyip aldığınız her şey sonradan pişmanlık duygusu yaşatabilir. Taşınma planlarınız varsa çok pürüzsüz zamanlar için 15 Mayıs ve sonrasını tercih edin. Bazı elektronik eşyalarınız, arabanız bozulabilir. Yeni almak için değil ama tamir için çok uygun dönemler. Eski sevgililer dönebilir ama sonuç iyi olmayacaktır. Yeni sevgiliyle tanışmak için de iyi bir zaman dilimi değildir. Retroda biten aşklarda ve retroda gidenlerde sonrasında geri dönüş ve barışma ihtimali oldukça çoktur. Eski dostlarınızla tesadüfi karşılaşmalarda bu dönemde sıklıkla yaşanır. 3 Nisan tarihinde Venüs-Neptün kavuşumu gerçekleşti. İlişkiler alanında çok dikkat edilmesi gereken bir açıydı bu. Neptün'ün aldatan hayalleri ikili ilişkilerde aldanmanıza ve dolayısıyla ciddi hayal kırıklıklarına neden olmuş olabilir. 5 Nisan tarihinde Güneş-Kuzey-Ay düğümüyle kavuştu. Büyük bir motivasyonla bir işe başlayıp sonra birden sıkılabilirsiniz. Her şeyi aynı anda gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Kendi isteklerinizi çok önemseyebilirsiniz. Otorite figürlerinden destek isteyebilirsiniz. Çatışarak da olsa onlarla anlaşabilirsiniz. Aynı zamanda yine 5 Nisan'da Venüs Balık burcundan çıkarak Koç burcuna geçiş yaptı. 29 Nisan tarihine kadar Koç burcunda transit edecek. Biraz fazla heves ve dürtüsel başlayan ilişkilerde ani ayrılıklar, bencil davranışlar ve kararsız ilişkiler hakim. Ayrıca Merkür retrosu da olduğu için yeni başlayan ilişkilerde kalıcılık ihtimali çok zor, tavsiye etmiyorum.
8 Nisan tarihine geldiğimizde Koç burcunun 19 derecesinde Şiron yan bir güneş tutulması gerçekleşecek. Şiron yan bir tutulma olduğu için aynı zamanda şifalanmayı da tetikliyor bu tutulma. Peki güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini biliyor muyuz? Güneş tutulması ayın dünya ile güneş arasına girerek güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyip dünyanın üzerine gölge düşürmesidir. Ayın gölgesi haliyle dünyanın her yerinin üzerine düşmez, belirli yerlerine düşer. Bu tutulmada nerelere düşüyor baktığımızda Niagara şelaleleri 8 Nisan'daki tam güneş tutulmasının en iyi görülebileceği yerlerden biri olarak belirlendi. Bu güneş tutulması Meksika, Amerika'nın doğu bölgeleri ve Güneydoğu Kanada'dan da izlenebilecek ancak Türkiye'den izlenmiyor, iyi ki gözlemlenmiyor diyorum. 14 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulması yine Amerika'dan izlenmişti. Bu ne demek? Önümüzdeki 6 ay Amerika'da çok önemli olayların yaşanması demek. Tutulmanın yönetici gezegeni Mars. Dolayısıyla kazalar, yangınlar, patlamalar dünyanın her yerinde oldukça artacak. Ayrıca silahlara lütfen çok dikkat edelim. Aşırı hızdan, tartışmalardan, agresyondan, ani çıkışlardan uzak durun. Aceleci ve sabırsız olmayın. İnatçı bir üslupla iletişim kurmak asla fayda getirmeyecektir. Bir anda büyüyen kavgaların sonucu oldukça üzücü olabilir. Bencil tutumlardan da olabildiğince uzak olmalıyız. Türkiye için yorumlarsak, Ankara'yı merkez aldığımızda güneş tutulması esnasında Akrep Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Bu dönemde yepyeni şartlar ve olaylar öne çıkıyor. Güneş tutulması 6. evde gerçekleşeceği için çalışanlar ve hizmet sektörüyle ilgili önemli gündemler oluşturmakta. Koç Burcu haritanızın kaçıncı evinde ise güneş tutulması sizi o ev konularında etkileyecek demektir. Hangi ev, hangi konu olursa olsun cesaretli olmak birinci adımınız olmalı. Ancak aynı tarihte mevcut bir Merkür Koç retrosu da olduğu için yeni kararlar için elverişli bir dönem değil. Merkür retrosunda doğanlar zaten retro doğumlu olduğunuz için sizi etkilemeyeceğini lütfen düşünmeyin. Bu hatalı bir bilgidir, sizi de etkiliyor. 10 Nisan'da Mars ve Satürn yani iki malefik gezegen Balık burcunda kavuşuyor. Bu gezegenlerin kavuşumu ortalama olarak 2 yılda bir gerçekleşir. Tüm doğum haritalarında bu kavuşum hangi evdeyse orada bir problemi ifade eder. Daha önce 2020 ve 2022 senelerinde bu kavuşum Kova burcundaydı. Bu iki gezegen Kova burcunda kavuşmuştu. Balık son burçtur. Dolayısıyla kolektif temalarla da çok ilgilidir. Zihinsel olarak zor dönemlerden geçilebilir ve kurban olma psikolojisi öne çıkabilir. İnançlarla ve dinle ilgili bazı problemler ve çatışmalar ortaya çıkabilir. Bazı hassasiyet içeren konularda gerilimli davranışlarda bulunan kişiler toplumda oldukça büyük tepki toplayabilirler. 19 Nisan tarihinde Güneş Boğa burcuna geçiyor. Doğada vakit geçirmenin herkese çok iyi geleceği bir dönem olacak. 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Bu da çok önemli bir kavuşum. Doğum haritalarındaki açılara ve gezegen derecelerine göre akrepler, aslanlar, kovalar ve boğalar için çok önemli kırılma noktaları yaşanabilir. Bu kavuşumun etkileri çok uzun dönem hissedilecek. Dalgalı piyasa koşulları ve ekonomik daralma oldukça büyüyebilir. Dünyanın birçok yerinde yine ekonomik kriz büyüme eğiliminde olacak maalesef. Ülkemizde ekonomide yeni kararlar alınabilir. Terör örgütlerine yönelik askeri hareketlilik artabilir. Toplumun huzurunu bozmaya yönelik davranışlar sergileyen insanlar daha sık görülebilir. Bu durumlara karşı tedbirli olmalıyız. Dünyada savaş kelimesinin çok fazla konuşulacağı bir dönem olabilir. Kitlesel olaylara
oldukça müsait açılar içeriyor. Maalesef her türlü şiddet olaylarının tavan yapacağı bir dönem olacak gibi görünüyor. Uranüs anilikleri, Jüpiter gezegeni büyümeyi, genişlemeyi ifade ettiğinden ani başlayıp büyüyen olaylara şahit olabiliriz. 24 Nisan tarihine geldiğimizde Akrep Burcu'nun 4 derecesinde önemli bir dolunay gerçekleşecek. Plüto Kova ile de sert açıda olacağı için gerilim bir hayli yüksek olacak. Akrep Burcu doğum haritanızda hangi evinizdeyse o alandan etki alacaksınız. Tabii bir de Akrep Burcu'nda gezegenleriniz varsa bu çok daha önemli. Bu konuyu birazdan burcunuza göre de anlatacağım. 29 Nisan'da Venüs Boğa Burcu'na geçerek kalıcı ve sağlam ilişkiler arayışında olsa da Merkür Retrosu'ndan dolayı kalıcı ilişkiler ve işler için yine 15 Mayıs sonrasında harekete geçmenizi tavsiye ediyorum. 30 Nisan'da Mars güçlü olduğu Koç Burcu'na geçiyor ve 9 Haziran'a kadar Koç Burcu'nda transit edecek. Herkesin üzerinde bir miktar var olan tembellik yerini cesaret ve özgürlük duygusuyla hareket etmeye bırakacak. Satürn Balık Burcu'nda, Neptün yine Balık Burcu'nda, Uranüs ve Jüpiter Boğa Burcu'nda, Plüto Kova Burcu'nda transitlerini sürdürmeye devam ediyor. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, 8 Nisan tarihinde Koç Burcu'nun 19 derecesinde gerçekleşecek olan Güneş tutulması sizin 8. evinizde. Bu dönem yaşamınızda zor bir dönem olabilir. Bunu çevrenize çok belli etmiyor olabilirsiniz. Bazı yaralarınız ve geçmiş travmalarınız yeniden ortaya çıkabilir. Çok borca girmiş olabilirsiniz veya yüklü harcamalar yapmış olabilirsiniz veya yatırım amaçlı ciddi bir para çıkışınız olmuş olabilir. Ancak her ne yaşarsanız yaşayın, küllerinizden yeniden doğabilirsiniz. Bu arada ani tartışma ortamlarına çekilebilirsiniz. Trafikte de ekstra dikkatli olun. Yakın dönemde bir ameliyat geçirmiş olabilirsiniz veya küçük bir operasyon geçirebilirsiniz. Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Şiron yani bir güneş tutulması olduğu için bir şifalanma için de güzel bir etki mevcut. 24 Nisan tarihine geldiğimizde Akrep Burcu'nun 4 derecesinde önemli bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu dönemde kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevrenizle ilgili gündemleriniz yoğun olabilir. Onlarla daha çok vakit geçirmek, daha çok ilgilenmek isteyebilirsiniz. Trafikte dikkatli olun. Merkür retrosu olduğu için bazı iletişim sıkıntılarını daha çok hissedebilirsiniz. Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız açıklama kısmında adresim yazıyor. Özellikle hikayelerimde güncel bilgiler paylaşıyorum. Sevdiklerinizle birlikte çok mutlu bir bayram diliyorum hepinize sevgilerimle.